Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite bilgilendirici video ile daha sizlerleyim. Sürekli yorumlarda bana spray ayarlarını, grafik ayarlarını, işte hassasiyetini vesaire bunları göster diyorsunuz. Aslında şimdiye kadarki attığım tüm videolarla aynı ayarlar. Hani farklı bir ayar yapmadım ama isteyenler için tekrardan böyle bir video atıyorum. Şimdi öncelikle grafik ayarlarımızdan başlayalım. Ben kenarsız modda oynuyorum. FPS 200'e sabitledim. Parlaklığım 79'da. Dynamic Resolution'ı kapattım. İşleme ölçeği 100. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. FPP kamera açım 100'de. Genel grafik ayarlarına geldiğimiz zaman kenar yumuşatmalarım, dokularım ve görüş uzaklığı ayarları yüksekte. Geri kalanlar çok düşükte. Yani bunları ultra falan da yapabilirsin ama PUBG Lite'da çok büyük bir etkisi yok. Hatta bunları düşükte de oynayabilirsiniz. Ortada da oynayabilirsiniz. Benim biraz daha görüntü bir tık daha iyi olsun diye video çekerken yüksekte oynuyorum. Yoksa bir turnuva olsa vesaire bir şey olsa kayıt almasam ben bunların hepsini çok düşükte oynarım. Diğer ayarlar işte rötuş, gölge, efekt, yeşillik. Bunların hepsi çok düşükte zaten. Bunlar oyunda adam görmenizi zorlaştıracak ayarlar. Efektleri veya yeşilliği çok yüksek yaparsanız yeşilliğin içine, yani çimenlerin içine yatan bir adamı göremeyebilirsiniz. Lighting açık. Burada VSYNC diye bir şey var. Bu da zaten FPS 60'a, yani daha doğrusu monitörünüzün herzine göre sabitleyen bir ayar. Ben de o kapalı. Çok önemli değil benim için o ayar. Oynanış ayarlarına da bir geleyim. Eğimi nasıl yeşil yaptığınız vesaire muhabbeti vardı. Buradan yani. Burada istediğiniz tonu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz siyah yap, mavi yaparsınız. İsterseniz değişik renk yaparsınız. Ben şu şekilde oynamayı tercih ediyorum. Yani çok önemli değil benim için o ayar zaten. A istatistikleri açık. Sol üstte böyle bir işte pingdir, FPS değerleridir vesaire. Onların ayarları burası. Bu üçünü de açıyorum. Kontrol ayarlarıma geleyim şimdi. Çoğunuzun merak ettiği ayarlar. Şimdi benim ters fare zaten etkisizleştir. Genel hassasiyetim 33'te. Bu arada mouse'umun DPI'ını da söyleyeceğim size. Genel hassasiyetim 33'te. Dikey hassasiyet çarpanım 0.93'te. Hedef alma hassasiyetim 37. Yakın bakış 32. Tüm dürbünler için ayrı ayrı hassasiyetler yaptım. 2x 40'da. 2x çok kullanmıyorum. Yani bunun ayarını hiç denemedim. 3x de çok kullanmıyorum bildiğiniz gibi. Bu da 38'de ama çok hızlı geliyor. Bunu biraz düşürmem gerekiyor. Biraz ayarlamam gerekiyor. En çok kullandığım dürbün 4x'im 29'da. 6x 25'te. 8x de 25'te. 8x de kullanmıyorum bildiğiniz gibi. Sniper'larda 6x'i tercih ediyorum ben. Yani 4x ayarım 29, 6x 25, 8x'i de 22, 23 falan o şekilde oynayabilirsiniz. Çok da önemli değil o. Yani, benim için önemli. Sizin için artık hangi ayarınız daha iyiyse ona göre yaparsınız. Mouse'un modeli SteelSeries Rival 310 Ergonomic Esport Mouse diye geçiyor. PUBG Lite'ın bizlere hediye etmiş olduğu mouse'u kullanıyorum ben. DPI'yim şu an 1000'de bunun DPI'yi. 800'de oynuyordum fakat artık belli bir süreden sonra yavaş kalmaya başladı. Özellikle 4x sprey yaparken. O yüzden 1000'e çektim. Sprey atarken şimdi göstereceğim zaten. Şu kadar bir mesafe bana yetiyor yani. Şu kadarlık bir mesafe benim spreyim için yeterli. Bir de yanına ne alalım? AUK çok seviyorum. AUK oynayalım. Dikey tutamaç kullanıyorum ben arkadaşlar genel olarak. Şimdi SCAR 4x'imize bir bakalım önce. Oyunlarda biliyorsunuz yani şu mesafede bile 4x kullanıyorum mesela ben. Giden arabaya sıkmak zaten çok zor. Mesela bir kullansın arabayı. Şuraya sprey başlıyorum. Herhangi bir şekilde oturmuyorum. Sadece mouse'u kullanarak yapacağım. Şimdi bir de oturup spreyi çakıyorum. Gördüğünüz gibi oturarak ve shift'e basarak, hani gerçi red dot'ta gerekiyor, onu red dot'ta göstereceğim ama oturarak sıktığınız zaman mermiler çok daha iyi gidiyor. Şu an oturmadan yapıyorum. Yine hedefi vurduk ama öyle çok da şey değil, hani isabetli değil. Yani şöyle bir adam düşünsen, işte 3 tane falan vurdun. Şimdi de oturarak sıksak. Yani zaten ilk 7-8 merminin tamamı adama gitti. Hani ondan sonra zaten 7-8 mermide, mesela şöyle sıkıyorsun adama, 7-8 mermide vuramadıktan sonra bir anlamı yok. AUK 4x deneyelim bir de. AUK da çok sevdiğim bir silah. Bütün mermiler adama gitti neredeyse bak. Biraz da red dot deneyelim.
Genel olarak attığım spreyler bu şekilde. Hani mouse hareketlerimi, ayarlarımı gösterdim. Dediğim gibi şu kadar bir mesafe bana yetiyor. Buradan başlıyorum. Yani şu noktadan başlıyorum. Şuraya şöyle artık nereye doğru sıkacağıma bakana kadar yani yaklaşık bir 20 santim sanırım. Hatta daha fazla 25 santimlik bir alan bana yetiyor. Artık son seviyede mouse dışarı taştı oluyor. O sırada da zaten bazen oyunlarda denk geliyorsunuzdur. Eğim aynen şöyle oluyor. Mesela ateş ediyorum, ediyorum, ediyorum. Birdenbire şöyle oluyor. Onun sebebi de buraya kadar spray çekip burada mouse'un boşa düşmesi. Yani illa 4x atacağım, illa 2x, 3x diye bir şey yok. Hangisiyle iyi oynuyorsanız onu yapın. Mesela ben 3x ile oynayamıyorum. Veya hangi silahla iyi oynuyorsanız onunla oynamaya çalışın. Mesela AKM gerçekten güzel hasar vuruyor eğer kullanabilen olursa ama ben çok da iyi kullanamıyorum AKM'yi. Bunun farkındayım. Daha çok AUK ya da işte SCAR, M4. M4 de oynamayı seviyorum. Şu sıralar çok oynamasam da. Hangi silahla daha iyiseniz veya hangi silahla gelişmek istiyorsanız o silahla oynayabilirsiniz. Hassasiyet ayarlarımı da gösterdim zaten. Yarın da güzel bir gameplay videosu gelecek tekrardan. Onu da izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Videoya da bir like atarsanız beni çok memnun edersiniz. Hoşça kalın.